Geçtiğimiz günlerde yönetim kurulu kararıyla Trakya Birlik Başkanı olarak seçilen Şafak Kırbiç, basın mensupları ile bir araya geldi. Yönetim içerisinde değişikliklerin olabileceğini dile getiren Kırbiç, ayçiçeği fiyatının piyasa şartlarına uygun olarak revize edebileceğini söyledi. 14 Eylül tarihinde yönetim kurulu kararıyla kendi aramızda bir görev değişikliği. Kamuoyunda bazı sosyal medyalarda bir görevler alma gibi bir şeyler duyduk ama öyle bir şey yok. Bu sadece bir yönetim kurulu kendi arasında görev değişikliği. Yani gümrük vergilerinin en azından tamamı konmasa da bir miktarının konması ile ilgili. Ancak hükümetimizde yetkililer bu konuda fiyatların çok düşük olmayacağıyla ilgili bize teyit ettiler. Baktığımızda piyasalarında ilk zamanlarda görüşüldü. Yani tahmin edilen fiyatların biraz üzerine çıktı. Yani gümrük vergisi konmadığında daha düşük olacağı kanaatindeyim. Ancak daha sonra biraz toparlanma oldu. Bizim sıkıntımız fiyatların yükselmesinden olmaz. Fiyatların düşmesi Trakya Birliği sıkıntıya sokar. İnşallah öyle bir tablo olmaz. Yani bundan sonra da önümüze bakacağız. Bizim için şu anda hasadın en yoğun günleri devam etmekte. Yaklaşık yarıya gelmiş durumda hasat. Biz bundan sonra ürünümüzü alıp bizi müdayağı edip üreticilerimize kısa bir sürede ödemelerini yapmak mükellefiyetindeyiz. Şu anda tabii bu avans alım fiyatımız piyasa şartlarına göre, yani piyasalar yukarıya giderse üreticimize tekrar bunu geçen yıl hatırlarsanız iki defa revize edilmişti fiyat. Bu sene de şartlar daha yukarıya giderse böyle bir fiyat oluşumu olabilir. Yani bunu piyasalara bakıp şimdiden bir şey söylemek erken. İnşallah yukarıya gider. Biz de üreticimizi memnun edecek bir rakam oluştururuz. İki yıl öncesine baktığımızda %100'ün üzerinde bir zam var ayçiçeğinde. Desteklemelerle ilgili zaten bizim çeşitli raporlarımız bakanlarımıza ilettiğimiz Ankara boyutunda her zaman beslendiği miktarda arttırılması ile ilgili taleplerimiz var. Çünkü bu ürün ülke ihtiyacının yaklaşık %60-70'ini yıllar itibariyle karşılamakta. Desteklerin arttırılması bizim en önemli taleplerimizden birisi. İnşallah devletimiz, hükümetimiz de bu yönde bir adım atar. Çünkü birkaç yıl önceye baktığımızda ayçiçeğinde hep ekim alanlarında bir artma söz konusu. Yani bu insanlarımızı bundan vazgeçirmemek lazım. Daha ileriye ürün miktarını arttırmak için işte desteklerle, fiyatların üreticiyi memnun eder hale gelmesiyle yani bunların telafi edileceği kadar. Bizim davamız hizmet davasıdır.